Sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Bugün sizlere bağınızda, dağda, kırda kendi çanağınızı kendinizin ayarlayabileceği bir uygulama tanıtacağım inşallah. Herhangi bir ustaya gerek duymadan kendi çanağınızın ayarını bu uygulama sayesinde gayet rahatlıkla kurarak sisteminizi çalışır hale getirebileceksiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen uygulamamızı nasıl kuracağımızı, nasıl kullanacağımızı göstereyim. Ama ondan önce kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda tecrübelerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamamızı nasıl indirip kuracağımızı telefonumuza göstereceğim. Ve yine telefondan çanağımızın ayarını çok kolay bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Önce telefonumuzdaki Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra hemen ben buraya daha önce yazmışım zaten. Digitürk yazacağız arkadaşlar. Digitürk zaten çıktı. Hemen basıyoruz. Gelen Digitürk ile alakalı uygulamalar içerisinde Digitürk sinyal ölçüm. Gördüğünüz gibi tam şurada. Digitürk sinyal ölçüm. Buna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yükle diyoruz. Telefonunuz için, daha doğrusu uygulamayı kullanabilmeniz için internet lazım değil. İnternet sadece uygulamayı indirip kurarken, daha doğrusu indirirken lazım. Uygulamayı indirdikten sonra internetle işiniz yok arkadaşlar. Uygulamanın Bluetooth destekli falan çalıştığını söylüyorlar ama ben sanmıyorum. Bluetooth'la alakası yok bence uygulamanın. Aç diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen uygulamamız gördüğünüz gibi başlatılıyor diyor. Ve uygulama başlatıldı. Yalnızca uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Merhaba, Digitürk sinyal ölçüm sistemine hoş geldiniz. Okey. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Uygulamada kullanacağınız sıralama çok önemli. Çünkü sıralamaya uymazsanız eğer bazen bağlanamadı, uydu bulunamadı falan gibi hatalar veriyor. Bu hatalara mahal vermemek için bu sıralamaya dikkat ediyoruz. Uzman menüye giriyoruz arkadaşlar. Uzman menüden uydu arama diyoruz. Gördüğünüz gibi burada uydu, TürkSat diyor, TP, transponder ayarları falan filan var. Başka hiçbir şeyle uğraşmadan uydu kısmından gördüğünüz gibi tüm uyduların listesi çıktı burada. Hangi uyduyu ayarlamak istiyorsanız biz TürkSat'ı ayarlayacağız gerçi de. Hotbird isterseniz Hotbird, Eutelsat, Astra gibi uydular içinde bu uygulama destekliyor. Biz TürkSat'ı ayarlayacağımız için TürkSat'ı seçelim. Daha sonrasında hemen şu altta gördüğünüz gibi iki ikon var. Bu ikonlardan uydu çizimi olana tıklıyoruz. Öbürü LNB ayarı için. Onu da göstereceğim sevgili arkadaşlar. Uydu için olana tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazın altında cihazı gökyüzüne doğru kaldırın diyor. Hemen cihazı alıyoruz arkadaşlar elimize. Uygulama elimdeydi, çıktı. Cihazımızı şu şekilde gökyüzüne doğru kaldırıyoruz. Bakın tam telefonun ortasında kırmızı bir çizgi çıktı kare içerisinde. Bu çizgi işte uyduyu şöyle yapayım. Uyduyu gösterdiğini göstermek istiyorum size. Kırmızı çizginin gösterdiği yöne doğru telefonunuzu hareket ettiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi düzeliyor. Ve şu anda TürkSat 42 uydusunu, 4A uydusunu gördü. Yukarı doğru kaldırıyoruz. O uydumuzu tam karenin içerisine alacağız sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Sesi de duydunuz umarım. Dlering diye bir ses yaptı ve kare yeşil oldu. Şu anda cep telefonumuzun orta noktası tam uyduya bakıyor arkadaşlar. İşte bu şekilde uydunun pozisyonunu, konumunu belirleyip tam uydunun nerede olduğunu bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu durumu çanak üzerinde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi uydumuzu bulduk. Telefonumuzun tam orta noktası şu anda TürkSat 42 4A uydusuna bakıyor arkadaşlar. İsterseniz hemen şimdi çanak üzerinde ne yapacağız onu gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamayı
çanak üzerinde nasıl kullanacağınızı ve çanağın neresine telefonu montajlayarak uydunuzu ayarlayacağınızı, yani çanağınızı ayarlayacağınızı göstereceğim. Bunun için bize bir tane bez lazım. Bu bez sadece telefonun ekranı çizilmesin diye. Biraz da kolibandı lazım arkadaşlar. Ama ondan önce uygulamanın yanında işte göstereceğini göstereyim size. İster yan ister düz şu şekilde telefonunuzu istediğiniz şekilde montajlayarak gördüğünüz gibi hemen şu sesi duyduğunuz zaman uydunuz, yani çanağınız ayarlanmış demektir arkadaşlar. Şimdi telefonunuzun ekranını şöyle beze koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bir parça kolibandı alacağız. Kolibandını bu şekilde yapıştırdıktan sonra arkadaşlar telefonunuzun orta noktası tam çanağın ortasına denk gelecek şekilde montajlıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra sesi dinleyerek gibi hemen şu sesi duyduğunuz zaman uydunuz, yani çanağınız ayarlanmış demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çanak ayarı da bu şekilde. Belki biraz uğraştırabilir ama neticede gayet güzel bir şekilde çanağınızı ayarlamanıza yardımcı olur bu uygulama. Bir de uygulamanın diğer özelliğini göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Hemen şuradan bir şimdi tekrar uygulamaya bir girelim. Şu kolibandımızı bir çıkaralım arkadaşlar. Şimdi uygulamaya girdikten sonra yine uzman menü diyoruz arkadaşlar. Uydu arama. Bu sefer hemen çanak anten resminin yanındaki LMB işaretine basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da siz çanağınızı ne kadar doğru olarak ayarlasanız dahi LMB'nizin açısını eğer düzgün ayarlayamazsanız, hemen şöyle çanağın şu pozisyonunu bir gösterelim. LMB'nizin bir açısı olması lazım arkadaşlar. O da LMB'nizin şu şekildeki duruş pozisyonudur. Bu açıyı düzgün ayarlayamazsanız eğer sinyaliniz düşük kalitede olacaktır veya çanağınız hiç çekmeyecektir. Boş yere arayıp duracaksınız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekildeyken LMB'nizi hemen telefonunuzu dik bir şekilde yerleştiriyorsunuz ve LMB'nizle birlikte telefonunuzu döndürüp gördüğünüz gibi şu doğru yazısının, yani gördünüz mü? Şu doğru yazısının gelmesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Doğru yazısı geldiğinde LMB'nizin duruş pozisyonu sağlıklıdır ve doğru olandır arkadaşlar. Hemen vidasını sıkı veriyorsunuz.
Gördüğünüz gibi uygulama mükemmel bir uygulama. Çanak ayarlamak için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Hemen uygulamadan çıkalım. Bu videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.